zaman hocam hangi şartlarda endoskopi yapılması gerekir? Yani her zaman yaptırabildiğimiz bir tedavi yöntemi midir endoskopi? Tabii her şeyin bir indikasyonu var. Yani safra kesesinde taş yoksa ameliyat etmezsiniz. Onun gibi yani endoskopi de yaptırmanın belli bir indikasyonları olması evet. lazım. Hiçbir şikayeti olmadan kimler yaptırır? Ailesinde mide kanseri olanlar veya kolon kanseri olanlar, ailesindeki o ferdin bu hastalığı yakalandığı yaştan en az 10 yaş öncesinden itibaren düzenli olarak yıllık, bazen 3 yıllık düzenli olarak bunu yaptırması lazım. Çünkü bazı kanserlerin biliyorsunuz ailevi yatkınlığı var. Evet. Kolon kanseri de bunlardan bir numarası. Bunun dışında hastanın tabii şikayetleri varsa mutlaka bir hekime gidecek. Örneğin mide şikayetleri, hazımsızlık, aşırı şişkinlik, ağza acı su gelmesi, ondan sonra buraya da sanki böyle bir yumruk varmış, taş oturmuş gibi hissiyat, sırta vuran ağrı. Ağrılar. Bunların hepsi aslında endoskopi ülser olabilir. Için bir belirti. Evet, hepsini de sonuçta araştırmak gerekir. Çünkü içi boş organları, kolon gibi, mide gibi, ince bağırsaklar gibi ultrason göstermiyor. Bunların içindeki tabakaları ultrasonla çok net göremiyorsunuz. O nedenle endoskopi geliştirilmiş zaten. Tomografiyle de görebiliyorsunuz ama tomografiden sonra da yine mutlaka endoskopi gerekecek. Hiçbir radyasyon almadan, herhangi bir zararı olmadan yapılan bir işlem. Bu şikayetle geldiğince hastamız endoskopisini yapıyoruz ve bunun nedenini hemen ortaya koyuyoruz. Biliyorsunuz gastritlerde en fazla Helicobacter pylori dediğimiz bakterinin etkinliği var. Bunun için de test için mideden küçük bir biyopsi de alıyoruz. Hemen testimiz orada çıkıyor pozitif mi negatif mi onu görüyoruz. Öte yandan kalın bağırsak için hangi hastalara yapmak lazım? İlk bölge anal bölge hastalıkları. Mesela kanama, dışkılama sırasında kanama. Aşırı mesela anal bölgede bir ağrı. Varsa bunlara rektoskopi dediğimiz hemen hazırlayarak önceden ishal yapmadan da hemen bakılabiliyor. Ama ailede mesela kolon kanseri şikayeti varsa, ileus dediğimiz yemekten sonra devamlı kusma ve bağırsak tıkanması dediğimiz o durum. Bunlarda mutlaka kolonoskopi yapmak gerekiyor. Çünkü tıkayıcı bir lezyon, bir orada bir tümör olabilir. Bir de sinsi giden bir durum, kronik kansızlık. Bu anemi diyoruz biz buna, anemi evet. tetkik. Dahiliyecilerimiz bakıyorlar, bu kansızlığın nedeni açıklayabilecek herhangi bir durum yoksa eğer, bir kaçak var büyük ihtimalle. Çünkü tümörler, özellikle kolon tümörleri ve mide tümörleri çok sinsi bir biçimde kanarlar ve hiç belli etmezler. İşte anemisi varsa bir hastanın mutlaka hem kolonun hem de midenin mutlaka endoskopik olarak incelenmesi şart. Yani her birey kendinde bir rahatsızlık hissettiği anda, midesinde bir rahatsızlık hissettiği evet. anda mutlaka hekimine müracaat evet. etmeli evet. ve bir endoskopi evet. yaptırmalı. Yani maalesef mesela öyle hastalarım da görüyoruz. İşte hekimlere gidiyorlar, inceleniyor. Onlara mide için çeşitli ilaçlar veriliyor. Fakat altta yatan bir tümör atlanıyor. Ve evre atlamış olarak da sonuçta endoskopiyle teşhis konuyor.